yapın etibarlı havalardan sanatı. Bir yüzde tamamı zemince padişahlı diyen padişahlardan birisi Mahmud Gaznavi diyen adam. Afgan padişahlardan birisi. Mahmud Gaznavi Rahmetullah Aleyh hakkında 5-6 saat dinlenen bir adam. Yaşı İbrahim Alta Abdülcan Cepler'den Celal Bey'in Rumi Rahmetullah Aleyh. Kur'an-ı Şerif'in ve Hadis-i Şerif'in tefsiridir. Ayrıca uzlaşı mesleği şerifler'de bütün itibarını bir havalı kılıp altında bir yarışı böyle kibret altı abdilden söylerden bitirdiler. Mahmud Hazreti Gel Korşu Avcı'nın saltanatı doğruda, kumralliği doğruda şahada yazıyorlar. Hiç kurulacak. Bu peyzeti bildiriyor, hiç kim Mahmud Hazreti'nin tanımıyla. Mahmud Hazreti Kitkul'un tutan namazdan ki aylar üzere şahadı bir işte uğrası bir cöyde onlar için de hakkıdan nasıl hakkı tutuşturacak. Mahmud Hazreti'nin ular çiletirken şahsatlar dedi bir insan tutturup açıştı. Mahmud Hazreti'nin ularda bu uğurlu yüzü bir sürü sözlerde padişahı bir fark olmazsa sizlerde bir tane iman tutmak önemli. Uğurlar böyle yaptı ki bizi hoşçakalın bir yaptı uğurluğunu gereğidir. Kitesirgen, baş kesirgen, işimizde babada dünyanın yardan büyük paralar yapırıp, Mahmud Hazreti'ye deyen bunlardan doğru gel. Bütün yüz yılı büyük padişahını çaklaşır. Bu kitesirgen, oğur başlar kıtlar, kurullarında başlığı erkesirgen, hani her bir tanrıda Kudayi Ta'ala, belgen sanatlar Kudayi Ta'ala, önce belgen maharet, hakları gel de bu değil. Her bir tanrıda bu zaman içindeki en zor kutaklıklarını yapırsa, fazla baş kesirgen, işimizin sitmasından, babada uşanın işine zarları getirilmezse, bu şey işin uşanın başkanı. Oğurlar bizden tersi ki Kureyi Ta'ala bence bir acil hıslar verirken ilk oğurlar duyarlı bir adı masum yanı kullanmıyor. Valla bu adamın marşına sıkıdır. Kurbi yakalatı bir adı masum yanı kullanmıyor. Bu yanı ilk oğurlar duyarlı bir adı masum yanı kullanmıyor. İkinci tersi ki mevcut anak hıslatım var. Mecnun Leyla'nın mahallelerinde kutsi ettirgen maktada Leyla'nın kendince yukumur geldi. Hidi dert yoktur gereken. Ben önce Mecnun'un okşayken bir yerde İçinde layıdan yazdığını bilmezsem ben tıllak etki kumurgenin bir yakışı bilemem. Kızlar durup, bu şiddetler kıymetli olarak taş varlığını sevdemem. Bir tane tersimek yoku da yoku da yoku da yoku da kısıtlar söyleyelim. Bana şiddet tıllak kumurgenin ayetlerim vardı. Taşıma o temelim hemen yarım kütçü dediğim arası ne kadar acayip akva ancağım var, uzun meyemden zor sanatım var dedi. Bir tane tersimek, bana şiddet tıllakım var. Bir benen cüveye arpandı uçuyla sırtma akılıp atsam şuraya uğradan dedi. Biz ben şu atken arpandığım hastalıkta akılım şakası yiyip bana çıkıp olan dedi. Bir tane tersi bana bir yakışlardım var. Hiç bunun bir adamın şartasını koruyan mısın? Eğer ki bir tanesi nasıl kurarlar buna? Yerseler kıncılı bu kendi hali adamdı. Sen uğradan dedi. Yer başka hiç bunu koruyan adam iken şöyle sana uğradan dedi. Ki ne olur sadece Mahmud Gaznavi Rahmetullah Aleyhisselatı'nda. Hani yani uğrat, onlar ne hastalıkları bu ağabeyse? Bir şey etken geldi. Bana kısıtlarına makul gelerdim ve makul kelimeyle bir faydası var mı yolu bilmedim. Lekin size kısıtlarım var ki, oğru bir cinayetçi, kezab, adam, kınak adam olsana gibi bir dağdır tepkisiyle ve yanıya asır yeri kegende, o ölüm yoksun kılengende, bana bir de sakalım tümüller koysa bu oldu, dağdır beyden sakalım tepkik olacak. Ula ula yatıp bu sakal kirli geldi, orda kirli adama geldi, uyulaşıp, hem de belirtti, yok o, biz de hazır etken kısıtlarımız, hemen bizim işlerimiz, o'g'irlikni amalga oshirishga yordam beradi, lekin dog'ni tegiga borganda qaloqqa ketarishga biror odamni hunarini yetmasdi. Bizni hunarlarini bitta bitta shu kamchiligi bor edi. Qani aytgan bu ishida o'sha kamchilikni ham o'zi ko'rdi. Qani ketdik, ba'zi g'azabiy paroylarga o'rnik berib chiqib ketishdi. Yo'lda ketayotgan vaqtida it vovullatdi. It vovullatsa, hali ikkita ovozdan taniydigan aytarmish. Birodarlar, mani gapimga ishonmasdan, ishonmasdan, mana shu hozir ichlaringda bittalik podshoh deb o'ylayapti. Hazrati Jaloliddin Rumiy rahmatullohi mana shu gapni keltirib aytadilarki, podshoh ichlaringda deb o'ylayapti deganda qolgan o'g'rilar hammasi Ahmad ibn Jahon deb gapiradimi debdi. Vaholanki o'zlari boshda bu odamni hunariga, san'atiga tan berib chiqqan edi. Lekin tama degan narsa dunyoni bir maqsadiga yetib borishni o'ziga u ko'zini mo'ljallagan nazarni ortiga qo'yib olgandan keyin inson hech ham nasihatni eshitmaydigan bo'lib qoladi. Oyat gapirasizmi? Hadis gapirasizmi? Dunyoni maqsad qilib olgan odam haromni halol qilib barakaning joydan oladi. O'shaning boyatki bizning maqsadimiz dunyo bo'lib qolmasin, balki bizning maqsadimiz halol bo'lsin deydi. Halol bo'lsa oladi, haromni tushib ketaveradi. Agar maqsadi dunyo orttirish bo'lsa, baland qasr qilib uy qurish bo'lsa, tayyaga chiroyli mashina olish kerak bo'lsa, ro'barakan hech bir narsadan tap topmasdan qabul qiladigan bo'lib ketadi.
Xullas nasihatli ishni. Tama degan narsa shunaqa iflos narsa bo'ladi. Tama deb turib, bular bu narsadan umid qilishni aytadi. Tama bo'lganda baliq qarmoqqa ilinmasdi deydi Jaloliddin. Baliq qonni to'q bo'ladi. Qonni to'q bo'lar ki, deyilgan yo'llarga bitta qarmoqni chuvalchagini turganini ko'rib, shuni ham ikkiga ilib qoladi. Asl tama bo'lganda u qarmoqni ko'tarib o'chamiz baliqga borgan bo'lmasdi deydi. Agar tama bo'lganda qush qafasda ichida u xuddi shunga o'xshagan sheram qafasdagi odamlar orasida ajoyib xonada tomosha bo'lib o'tirmasdi. Ular haligi birinchi odamni ular ishlamasdi. Itti podshoh ichlarida podshoh bor ekanligi haqidagi xabarni ham ular qabul qilmasdan ketishdi. Shu podshohning saroyini oldiga kelganda hidlab yurib, bittasi aytib, tillo mana shu yaqin o'rtalariga tepalariga ko'milgan ekan. Shu bilan hali arqonni otadigan otdi, otilib o'sha xazinani oldiga chiqib borishibdi. Toshni teshadigan teshibdi. Hammalari xazinani olib, podshohni tillolarini olib uylariga tarqatdi. Mazmun Hazrat rahmatullohi bularni ham mahallalarni ko'rib, kechqurun qaytib kelib, saroyda qoldi-yu tamom vazir uzoro ayol arqon davlatlarini hammasini chaqirib, shunaqa kechqurun hozir Sultondan kelib ajib ish bo'ldi. Shahar o'g'rilari saroyni o'g'irlab ketdi. Mana ularni yonida sherik edim. Hammasini uyini ko'rib keldim. Ertaga hammasini chaqirib turib, shuni otib jazo beramiz dedi. Ishlab keldi dedi. Hammasini dorga otishga hukm qildi. Dorga otilganda dori tayyorlab turgan o'g'rilar hammasi qaltirarmish. Ichida bittasi sal xotirjamroqmish. U qaytirsa kechqurun podshoh tanib qolgani bor. Kechqurun chehrasini ko'rarmasam, sharpasini ketdan qaniyroman degani bor edi. Shunda u bir og'iz so'z otirib podshohga qarab ketgan ekan. Hazrat debdi, mana shu o'g'rilar debdi hammasi aytgan gaplarni ustidan chiqdi. To'rovni ham hunari o'zining o'rnida ishladi. Men ham bir hunarni o'zlariga aytdim, kechqurun ko'rganda taniyman dedim, mana ham hunari ishlab o'zlari tanib qoldim debdi. Kechqurun biz bilan bo'lgan o'zlari ekan. O'sha yerda kechqurun biz bilan bo'lgan suhbatda o'zlari ham bir hunarni va'da qildilar debdi. Mana xatolik millatda o'g'rilar dorteydan salomat qaytib ketardi o'zlar bir xatolar millat qilgan debdi. Shunda Hazrat Mahmud G'azali rahmatullohi alayhi aytgan ekan, bir oniy bo'lsa ham bir lahza bo'lsa ham hamsuhbat bo'lgan odamga jazo berish juda qiyin ekan debdi. Hamin dorteydan ozodlar deb olgan ekan. Hikoya shunda tugaydi. Lekin Xudo taboraka va taolo har kimda qalbini ko'rib tursa Qur'on eshitib maza qilmaydi. Xudo taolo qalbini ko'rib turgan bo'lsa oyat hadis aytib bersiz, ma'nosini aytib bersiz, undan o'ziga ibrat ololmaydi. Ammo har kimda Xudo qalbini ochgan bo'lsa, oddiy hikoyadan o'ziga nasihat olaveradi. Jaloliddin Rumiy rahmatullohi buni orqasida nima nasihat oladi? Aytadiki, bizga ibrat bo'ladigan juda ajoyib joylari bor. O'g'rilar hamma ishni kechqurunda hech kim ko'rmadi, hammadan yashirib qildi deganda ham shoh ularni oldida guvoh edi deydi. Ibrat shu. Hamma odamlar bizni qilgan ishimizni ko'rmadi deganda hech kim ko'rmadi deganda ham shoh ularni yonida guvoh turadi deydi. Xuddi shunday biz har qancha ishlarni gunohlarni yashirib qilyapmiz deganda ham shohmas, shohlarni shohi guvoh bo'lib turibdi deydi. Ibrat oladigan joyki, shoh hamma ishni ko'rib tursa ham jazoni ertasiga kimga qoldir deydi. Xudo taoloning muomalasi ham banda bilan xuddi shunday bo'ladi deydi. Gunohkor bo'ladi, lekin ertaga qiyomat kuniga Xudo taolo jazoni qoldirib qo'yadi. Eng ibrat oladigan joyi qaysi? Tamomiy o'g'rilar dorteyga otilishga hukm bo'layotganda kim najot topdi desa, shohni tanigani najot topdi deydi. O'shandan har kim dunyo va oxiratda najot topaman desa, boyatki Xudoni tanish kerak edi. Har kim Xudoni tanisa, najot topib o'zi qutulmaydi, balki atrofdagilardan qutulishga sababchi bo'lib qoladi. O'shaning dunyoda eng ulug' narsa nima turadi? Eng ulug' narsa Xudoni tanish turadi. Hazrat bu kitobni sharhlagan Hoji Muhammad Akhtar degan kishi aytadi. Aytadiki, bir odam yoshligida farzandi go'daylik vaqtida uyini tashlab, vatanini tashlab ketib olgan ekan. 30 yilda qaytib kelgan. 30 yildan keyin qaytib kelgan vaqtida uyga xabar qildi. Men boryapman. Vaholanki uni o'g'li tanimaydi. Otasiga ishqvoq, otasiga shovqdor kutib turibdi, albatta bir otasini ko'rishga. Lekin otasini tanimaydi, kelgan vaqti tayinlangan. Aeroportdan tushadigan vaqti haqida xabar kelgandan keyin otasini kutgani chiqib ketyaptimi shu uydan chiqib ketgani o'ylanib qoldi. 30 yil bo'lgan otani ko'rmagan bo'lsa, aeroportga chiqqan. U ne ishda odam tushgan bo'lsa, biz ichida qaysinisi ma'lumim otamligini qachon bilaman deb turib, nima qildi deydi. O'zini otasi bilan go'dayligida sinfdosh bo'lib o'qigan bir ot ko'rib pulpatini oldiga borib, dadam kelyapti ekan, aeroportga siz birga olib chiqsam, mana shu dadam bilan tanishtirib bo'lmasa, men qarayolmayman deb dadasini qarib qolgan pulpatini yetalab aeroportga bordi. Bir burchakka o'tkazib qo'yib, hali mo'ysafid odamni o'zi chiqqan o'sha aeroportdan chiqadigan odamlarni eshigida kutib turibdi.
Sizin şu etkin adamlarca da karadan adam kolda kasa çamadollar ile kere kaçtı. Oğlan bir kartı ki adamın sen şu çamadolarını bu kadar taksini aldı geçe ava araba alıp doğru verir dedi. Bütün bu olaydı ki. Ve şu çamadolarını kurtarıp ava araba şey diyen buradan hazır olan bu zaman atadan kilediler. Hamara o atam diye misler bu teke tuğla kaka ava araba ki günce atam bir at koyamaz diyse. Şekrede oturken mutfak iletene gel. Eee oğlum dedeyini taktayım mı atayım bana şu seni. O şey zahabe et. İkil senge minmesin dede. Çamadanlar uzidan yetken gelin getmez. Dedi ki üçünden ibret alaygan cevişti ki gördün mü dedi. O şey yaman yaptı işlenen şu atay dedi. Yaşı yaptı işlenen o şey atay. Ortası ne var? Fakat sana tanış diken nasıl var kalak değil. Tanıdı. Yaptılar yaşı tarafı aylanıp kaldı dedi. Tanı genden ki onu kim yeterliğini bilgenden ki onu itiraf kıladı. Onu hakkında maktavlar aytadı. Bilgenden bak hayatı ibretliyce. İbretliyce işi ki bu otasini tanishligida u chikka turganda tanitadigan ham muhtoj ekan deydi. Odam Xudo tomonidan bo'lsa olam bevosita o'zi taniyman deb turib, tanishga insonning aqli ba'zi noqsli qiladi. Bitta ustoz kerak edi, tanishtiradigan Xudo tomonidan bo'lsa olam siz bilan bizni kechasiy kunduz boshlarimizdan to'pedirgan ne'matlari haqida, ehsonlarimizni ko'zimizni oldiga keltirib beradigan zot kerak. Nechi-nechi balolarni boshimizdan daf qilganligini eslatib beradigan zotlar kerak bo'ladi. Kudret amara göt ala Kur'an-ı Kerim azim uşşan'da Hürcede merhamet kılar Allah'ın billahi minne şeytanın racim Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha deyin Eğer deyde sizler deyde bana bitte nimetimde tanıyman isteleyin Bana bitte nimetimde tanıyman isteleyin tanımlayıcılar deyde Şu ayetin tefsiri de Zekeriya kandillavi diyen bir Hint alımı aytadı ki Tanıştı kırıp Arap kılı da Uzbetir diyen şu Tanıyor diyen son sana da son buladı Sanal deyip durup, adet deyip durup, şuna kadar bu anda etkiler, onu pastaki rakam bilen, tepedeki rakamda kuşkenliğinde yarımı çıktı, şunu altını sanal deyip. Mesela yetti. Yettinin pasta altı. Yettinin tepedeki sakir. Sakirliği altını kuştur, ondur bulan, yetti şunu yarımı bulan. Şuna kadar sandı altını adet deyip. Şunu altını sanal deyip. On. On tepedeki on bir pasta dokuz bulan, kuştur yigirme bulan, yarımı on çıkardı. Üçlü pasta, iki yüz tepedeki tur. Kuştur yettinin içine bulan, Şunlar var mı? 200 tippası doğru 6 bulardı. 6 yarımı 3 çıkardı. Şurada hangi tippası yok, pası yok, sağ fakat yine 1 o. 1. Bunda tippası 200, pası da içindeyse yok olur. O demek sana dediğin nerede 1'den tippa buluş gerek. 1'de sana bulmayız. Dedi ki, bu da yeterli olarak Allah'a dedi ki, bana bitti niye mersin, niye sana tüketen, niye sen diyor. Ve hala ki bitti nasıl sana dediğin mersin mi? Bunu tatbik edilme değil. Dedi ki, bu da yeterli olarak Allah'ın bitti niye mersin, içinde min de niye mersin olursan şey sana bulmayız bunu dedi. Ujandi Xudo tabaraka va taolo ne'matlarining eng ulug' ne'mati sanab ketadigan nima uchun ma'rifatulloh turadi. Xudoni tanish turadi. Bu Xudoni tanishda edi hamma narsa savobligi ishlab turadi. Har gunoh tashlashlikda orqasi shu ma'rifatulloh turadi. Xudo tabaraka va taolo insonga bir xislat bergan. Alikdan tavba etadi. Insonga Xudo bir xislat bergan. U xislatni oxirini Xudo taolo va hadaylahu najdayn turib maqtaydi. Yaxshi bilan yomonni ajratadigan xislatni, xilqatni men fitratda sizlarga berganman dedi. Insonni hammasining tabiatida eng birinchi nomerli yaralab odam bo'lganda ham yaxshi ish qilganda xursand bo'lib, yomon ish qilganda qalbi bor yuragi siqiladi. Vaqti agar inson bu xislatda bu xislat unda bo'lmaydigan bo'lsa, hayvonlar ham tafroq darajaga tushib ketadi. Nimaga? Sababki shu xislat hayvonda ham bo'ladi. Yaxshilikni qilganda xursand bo'lib, yomonlikni qilganda ranjish hatto hayvonda bo'ladi. O'kin misol bitta narsa aytadi. Uyingizda boqayotgan mushugingizga deydi, bir parcha go'sht bersangiz, doningizda xotir jam o'tirib yeydi deydi. Agar shu g'ishni oshxonadan o'g'irlab chiqib, olib chiqsa bormi? Hech qachon yoningizda o'tirib yemaydi uni. Olib borib, sal uzoqroqqa borib, shoshilib yeb oladi. Birinchi qilgan ishi savobli, durust ish u, keyingi qilgan ishini gunohligini hatto mishiq sezadi. Hayvon dedi, vaqtiki inson qilgan yaxshi ishidan xursand bo'lmasa-yu, yomon ishidan agar xato bo'lmaydigan xato bo'lmasa, demak u hayvonligidan ham pastroq darajaga tushib ketgan bo'ladi. Keyin haligi hazrati Muhammad Taqi Usmonning domat barakotidan ilinib turib aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, Muhammad Taqi Usmon yer sharining eng buyuk olimi. Eng katta-katta olimlar Buti Ramazon, Buti yoshi Suriyaning olimlariga ham hatto hadisda ustoz bo'lgan odam 42-yil, hozir 66 yoshdagi odam. Mingdan ortiqcha bo'lgan ekanlar. Mingdan ortiq. O'sha shuni bir gaplari bor. Dadamdan qolgan mana bir yodgorim bor. Bu gap ko'p aytilgan. Dadamdan qolgan bir yodgorim bor, yodgorimda ota ammam deydi. Mana ammam bor. Ammam butuni qonlari og'rib kasal bo'lib qoldilar. Ammam kelib aytdilar, Muhammad Taqiy, mani doktorga olib borib kelgin dedilar.
Men hakkınca kalktı oğlum bu geldim diyen padişahlar ki geldi onlarından turdan uğraşmayayım ben mi? Padişah adı alır, padişah bir geldi onlarından kımırla koymasa kendi. Şimdi aynı kalktı adam bu geldi diyen anlamda aldım yine de ciğer mi? Anlamda değil de doktörü abardım dedi. Gözüktürü atı yaparım. Yolda hacı adam doktorsunlar da ekrarlı anlarlar da ekrarlı anlarlar da anlar boy parmağını, boy parmağını tüket yaptılar diyor. Şimdi anlamını alıp liste çıktı, gözüktürü liste. Kayıtlar kalası itibar yanımızda bir keserde alıp görüştü. Kasalda vücudu hala küçük içti. Yüreği kuruturup kalası kendi. Kayıtlı kalasını alıp küçük içti yani. Hala ki vücudu küyüklüyken kop kara küyüklüyken uçak bakan kasalda namuna kılıp anlamda kursatıp sabırda davet kuması yok bakıp şuna. Ama oy karnım oy karnım bunu ben yüreğim var diye. Ha bu adamda kalayım tamam vücudu küyük içti ya desem anlamda yıkar. Canım bağlan şu adamın karnı ağrıtır ya bunu tekrar edip yaptılar diye. Şu anda ben ne var bilgem ben. Adam bir dertte girse, bu da bir oğullandı bile, işi bulmasa kendiyle. Bunun için adamlar dertli hanını tekrar şimdi ribet kılan avrattılardı. Bunun için bir oğullandı günahını getirip oturuşken vakt kapatıp, bunlar uzun günahını